Halifelerin bu tutumlarında aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Hazreti Ali başkenti Medine'den taraftarlarının çoğunlukta olduğu küfeye, Muaviye ise başkenti küfeden Şam'a taşımıştır. Arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi Hazreti Ali kendi taraftarlarının çoğunlukta olduğu bir bölgeye başkenti taşımış. Muaviye de zaten eskiden Şam valisiydi ve bu yüzden tabii ki onun da taraftarları Şam'da yer alıyor. Burada en büyük amaç ne olabilir? Elbette A şıkkında belirtilen halifeliklerini güvence altına alma olacaktır. Çünkü kendi taraftarları başkentse olursa elbette halifelik güvence altına alınmış olur arkadaşlar bir tehlike karşısında taraftarları yanında olacağından dolayı bu sebeplerle elbette doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Hazreti Hasan'ın bu tutumunun durumlarından hangilerini engellemeye yönelik olduğu söylenebilir. Hazreti Hasan Muaviye ile yaptığı anlaşmada Muaviye'nin halifeliğini tanıma karşılığında Muaviye'den sonraki halifenin seçimle belirlenmesini istemiştir. Arkadaşlar çünkü Muaviye bir süre sonra kendi oğlu Yezid'i kendisinden sonraki halife ilan edecek ve halifeliği adeta bir saltanata dönüştürmüş olacak. Tabii ki Hazreti Hasan böyle bir durumun yaşanmasını istemiştir istemiyor. Bunu daha önceden öngörmüş oluyor ve böyle bir anlaşma yapıyor. E, öncülerimize öncüllerimize baktığımızda ise ikinci öncülde halifeliğin saltanata dönüştürmesini engellemeye yönelik böyle bir tutum sergilediği belirtilmiş. Birinci ve üçüncü öncüle baktığımızda ise haricilerin güçlenmesi zaten aslında hariciler e, bir tarafı tutmayan taraftı arkadaşlar. Yani kimseden olmayan taraftı. Bu yüzden bu olayın bununla bir alakası yoktur. Sosyal devlet anlayışından bahsedebilmemiz için de halkın ihtiyaçlarından bahsetmemiz gerekiyor. Yine bununla alakalı bir durumda değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Emeviler döneminde Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife tayin ederek halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasına son vermesinin, İslam devletinde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Yönetiminde e, çoğulculuğun hakim olmasına. Arkadaşlar çoğulculuk dediğimiz şey aslında eşitlik ve adalettir. Çoğunluk neyi tercih ederse odur. Ama gördüğünüz gibi artık seçim ortadan kaldırılmış. Bu yüzden A şıkkı Savunulamaz. Hakimiyet anlayışının değişmesine yani yönetim anlayışında bir değişiklik yaşanmış mı? Tabii ki yaşanmış. Çünkü daha öncesinde ne var? Seçim var. Artık ne geliyor? Saltanat geliyor arkadaşlar. Hakimiyet anlayışı değişmiş oluyor. Diğer seçeneklerimize de yine de bakalım. Halkın devlete bağlılığının artmasına neden olmaz arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz gibi halkın fikirlerinin artık bir önemi kalmıyor. Ne var? Saltanat var. E, saltanattan dolayı halka hiçbir şekilde bir şey sorulmaz halife tayin ediliyor arkadaşlar. İslam'dan ayrılmaların hızlanmasına henüz böyle bir ayrılmalardan bahsedebilir miyiz? Sadece halifenin saltanata dönüşmesinden dolayı. Hayır arkadaşlar bir takım problemler ortaya çıktıktan sonra bunu söyleyebiliriz. Sadece halife saltanatla seçiliyor diye bunu söylememiz mümkün olmaz. Sorunun dışına çıkmış oluruz o zaman. İslam hukukunun uygulamaya koyulmasına yok arkadaşlar bununla da bir ilgisi yok. Yani olayımız tamamen hakimiyet anlayışının değişmesiyle alakalı yönetim anlayışı değişmiştir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Emeviler döneminde meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin merkezi otoritenin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir? Bakalım arkadaşlar. Posta teşkilatının kurulması. Posta teşkilatı dediğimiz şey nedir? Haberleşmedir aslında. Yani ülkenin başka ucunda gerçekleşen bir olaydan merkezin hemen haberi olacak. Bu durum tabii ki merkezi otoriteyi güçlendirir. Arapçanın resmi dil olarak ilan edilmesi. Arkadaşlar ülkede bir resmi dil olması herkesin aynı dil konuşacak olması demektir aslında. Herkes Arapça konuşursa ne olur? Ülkede bir birlik sağlanır, dil birliği olur, kültür oluşur. Bu da tabii ki yine isyanların daha az çıkmasına sebep olur. Bu durumda merkezi otoritenin güçlenmesinde etkili olur diyebiliriz. Ülkenin eyaletlere ayrılarak valiler aracılığıyla yönetilmesi ise yine merkezi otoriteyi güçlendirir. Çünkü bu valiler merkeze bağlı olan insanlar olacaktır ve bu durum merkezi otoriteyi de güçlendirecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, mevali köle ve Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alma uygulamalarına son vermiştir. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Ömer bin Abdülaziz Müslümanlar arasında eşitliği gözetmiştir. Tabii ki bunu söyleyebiliriz. Özellikle mevali uygulamasını artık uygulamıyor olması ve Arap olmayan Müslümanlardan ayrıyeten alınan cizye vergisini de kaldırması tabii ki Müslümanlar arasında eşitliği gözettiğini bize gösterir arkadaşlar. Arap milliyetçiliği anlayışı Ömer bin Abdülaziz tarafından uygulanmamıştır. Evet özellikle mevaliyi zaten artık uygulamıyorsa Arap milliyetçiliği anlayışında uygulamıyordur diyebiliriz. Emevilerin mevali köle uygulaması Arap olmayan Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştır. Arkadaşlar burada bize sadece Ömer bin Abdülaziz'in neler yaptığından bahsedilmiş, halkın bu duruma nasıl bir tepki verdiğinden, ne yaptığından ya da mevalilikle ilgili ne düşündüğünden bahsedilmemiş. O yüzden 3. öncülü kabul edemiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İslam tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Bakalım arkadaşlar. Arapçanın ibadet dili olması Arapçanın yaygınlık kazanmasına tabii ki neden olur arkadaşlar. İbadet dili olduğundan dolayı insanlar e, Müslümanlığı tercih ettiğinde Arapçayı öğrenmek isteyecekler ve Arapça yaygınlık kazanacak. Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife olarak tayin etmesi tabii ki halifeliğin saltanata dönüşmesine sebep olacak. Abbasilerin antik eserleri Arapça'ya çevirmesi, İslam Rönesansı'nın yaşanması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü pek çok yeni bilgi öğrenilmiş olacak. Abbasilerin mevali uygulamasına son vermesi İslamiyet'in yayılmasının hızlanmasında etkili olur. Çünkü mevali biliyorsunuz ki Arap olmayan Müslümanları dışlamaktı aslında arkadaşlar. Böyle bir politikaydı. Bunu kaldırırlarsa İslamiyet hızlanacaktır, yayılacaktır. Emeviler döneminde sınırların 3 kıtaya ulaşması çok kültürlü yapının zayıflamasına değil aksine arkadaşlar güçlenmesine sebep olur. Çünkü 3 kıtada farklı farklı insanlar yaşıyor. Farklı farklı kültürler var. Çok kültürlü yapı ortaya çıkar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Ömer bin Abdülaziz'in bu tutumunun İslam toplumuna faydalardan hangilerini sağladığı söylenebilir. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz Hz. Ali ve soyuna hakaret edilmesini yasaklamış ve Emevilerin yürütmüş olduğu Arap milliyetçiliği politikasını terk etmiştir. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Köleceliğin sona ermesi. Burada kölelikle alakalı herhangi bir şey verilmiş mi bize? Verilmemiş o yüzden birinci öncüle tabii ki ulaşamayız. Toplum içi çatışmaların azalması. Arkadaşlar özellikle Arap milliyetçiliği politikasını terk etmesi sayesinde toplum içi çatışmalar azalacaktır. Çünkü Arap milliyetçiliği olduğunda e, bir takım insanlar dışlanıyordu. Bu durumda toplumda bir takım problemlere tabii ki yol açıyordu. Bu yüzden ikinci öncü bizim için doğru olacaktır. Halk arasında inanç birliğinin sağlanması. Arkadaşlar inanç birliği olabilmesi için tek bir inançtan bahsetmemiz gerekir bize ama burada verilen bilgilerden biz üçüncü öncülde, tabii ki çıkaramayız. Çünkü tek bir inancın var olduğuna dair herhangi bir bilgi yok burada. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız yani B şıkkı olacaktır. Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Endülüs Emeviler bilimsel ve kültürel çalışmalara ağırlık vererek Antikite eserlerini Kurtuba Medresesi aracılığıyla Avrupa'ya tanıtmışlardır. Arkadaşlar bilimsel, kültürel, edebi alandaki yenilikler nedir? Tabii ki Rönesans'tır. Rönesans hareketlerinin doğmasında etkili olacaktır bu durum. Yani coğrafi keşifler, mezhep savaşları, haçlı seferleri ya da reformla bir alakalı alakası yoktur. Çünkü zaten reform düzenlemek anlamına gelir ve var olan bir düzeni düzeltmektir. Örneğin dini alandaki düzenlemelerin yapılması reform hareketleri içerisine girer. Ancak biz edebiyattan, bilimden, kültürden, sanattan bahsediyorsak bu durum tabii ki de Rönesans hareketleriyle alakalıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Halife Abdülmelik'in bu faaliyetlerinin uygulamalarından hangilerinden vazgeçilmesini kolaylaştırdığı savunulamaz. Halife Abdülmelik Arapçayı resmi dil olarak ilan ettirmiş ve ilk Arap İslam parasını bastırmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Sınırlarda ordugah şehirlerin kurulması. Şimdi bu durumun ordugah şehirlerle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani resmi dilin ya da Arap İslam parasının bastırılmasının ordugah şehirlerle herhangi bir alakası yoktur. Bu yüzden vazgeçilmesini kolaylaştıracak bir durum da yoktur. Bu sebeplerle bilinci öncülü kabul edemiyoruz. Bizans ve Sasani paralarıyla ticaret yapılması. Bundan vazgeçmek kolay değil midir arkadaşlar? Artık kolaydır çünkü kendi Arap İslam paralarını bastırıyorlar. Halkın kendi diliyle devletle ilişki kurmasından da vazgeçildiğini söyleyebiliriz. Çünkü artık resmi dil olarak Arapça var. Kendi dilleriyle değil Arapça ile ilişki kuracaklar arkadaşlar. Bu durumda vazgeçilmesini kolaylaştıracak bir durumdur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Emevi halifesi Muaviye, Hz. Hasan'la yaptığı halifelerin seçimle belirlenmesi anlaşmasını çiğnemiş. Kendisinden sonra oğlu Yezid'i veliaht ilan etmiş ve bunu devletin ileri gelenlerine kabul ettirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Halifelik saltanata dönüştürülmüştür diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi kendisinden sonra oğlunu veliaht ilan ediyor. Muaviye demokratik anlayışla bağdaşmayan uygulamalara başvurmuştur. Evet arkadaşlar çünkü normalde Hazreti Hasan'la anlaşma yapmışlar ve seçim uygulanacakmış. Seçim demokratiktir ama gördüğünüz gibi Muaviye kendisinden sonra oğlunun veliaht olması gerektiğini söylemiş. Onu veliaht olarak ilan etmiş. Bu yüzden bu durum tabii ki demokratik değildir diyebiliriz. Hakimiyetin Emevi ailesinde kalmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Tabii ki arkadaşlar çünkü eğer seçim olsaydı belki de Emevi ailesinden değil de başka bir aileden biri halife olacaktı. Bu durumda da Muaviye oğlunu veliaht ilan ederek hakimiyetin Emevi ailesinde kalmasına yönelik bir tedbir almıştır diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Kurtuba Medresesinin özelliklerinden hangileri bu medresenin İslam uygarlığıyla Avrupa uygarlığı arasında bir köprü konumunda olduğunu gösterir? Bakalım arkadaşlar. Pozitif bilimlerin okutulması bu durum illa İslam uygarlığıyla Avrupa uygarlığı arasında bir ilişki olacağının kanıtı değildir arkadaşlar. O yüzden birinci öncülü alamayız. Hristiyanların da eğitim alabilmesi tabii ki olur. Çünkü Avrupa uygarlığında insanlar daha çok Hristiyanlık dinini benimsiyor. Bu yüzden de Kurtuba Medresesi'nde Hristiyanların da eğitim alabilmesi İslam uygarlığı ile Avrupa uygarlığı arasında bir köprü konumunda olduğunu gösterir bize. Giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması da yine arkadaşlar Avrupa ile alakalı bir durum değildir. Yani İslam uygarlığı ve Avrupa ile alakalı bir durum değildir bu. E, vakıflar tarafından karşılanabilir. Arada bir köprü olduğunu gösterir bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Emevilerin uygulamalarından hangilerinin İslam toplumunda dikey hareketliliklerin yaşanmasını olumsuz yönde etkilediği ileri sürülebilir? Arkadaşlar öncelikle dikey hareketliliğin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bir insan bulunduğu sosyal sınıftan daha üst bir sınıfa çıkıyorsa daha ileri bir kademeye ilerliyorsa o zaman dikey hareketlilik yaşanıyor diyebiliriz. Şimdi buna göre öncülerimize bakacağız. Devlet kademelerinde sadece Araplara yer vermeleri. Arkadaşlar diyelim ki Müslüman bir insan var ama Arap soyundan gelmiyor. Bu insan başarılı da bir insan ama gördüğünüz gibi devlet kademesinde kendine yer bulamıyor. Çünkü Emeviler sadece Araplara görev veriyor. Bu yüzden bu durum dikey hareketliliği olumsuz etkilemez mi? Etkiler. Gördüğünüz gibi insan bulunduğu konumdan üst konuma geçemiyor. Kuzey Afrika ve İspanya'da Arap kabilelerini yerleştirmeleri. Arkadaşlar Kuzey Afrika ya da İspanya'ya Arap kabilelerini yerleştirmelerinin dikey hareketlilikle herhangi bir alakası yok zaten. Yani olumsuz yönde etkileyecek bir durum da yok bu yüzden. Arapçayı resmi dil ilan etmeleri ve Arap İslam parasını bastırmalarının da yine dikey hareketlilikle herhangi bir alakası yok. Bu durumda olumsuz bir durumdan da bahsedemiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır